Eskişehir'de son günlerde sık konuşulan konulara ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükerşen'in STV'ye özel röportajında konu başlıklarını Son Haber gazetesi muhabiri Esra Ünlü gündeme taşıdı. İlk konuysa kente yapılacak millet bahçesiydi. Büyükerşen, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından proje planının alelacele askıya çıkarılmasını eleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planlarının askıya çıkarılmasına dair yazı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Acele askıya çıkar diyor. Yani bir acele ediş var burada bu harekette. Neden var? Çünkü açık olmayan bir ihaleyle birine vermişler. İnşaat devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle, usule uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlüyor. Ancak mühürü fethediyorlar. Acele onun yapılıp da 50 milyona yakın bir miktar ki doğrusunu isterseniz bizim görüşümüze göre bu 10-15 milyona çıkacak bir bahçedir. Bana göre millet bahçesi gibi halkın yararına olabilecek çok güzel bir eseri, Porsuk gibi akarçayın kenarlarında kurulması taraftarıyım diyen Büyükerşen, bu şekilde çok zengin bir doğa imkanına kavuşacaktık dedi. Eskişehir için bir kent meydanı büyük bir kazançtı. Ki netekim belediyeler olarak bunu böyle gördük, böyle istedik halkın isteğine uygun olarak. Ancak millet bahçesi de yapılsaydı Eskişehir'in ikinci kazanca sahip olacaktı. Fakat aynı yerde değil. Bize göre, bana göre özellikle sorarsanız ben millet bahçesi gibi halkın yararına olabilecek çok güzel bir eseri Porsuk kıyılarında şehrin bir başka yerinde yapılması taraftarıydım. O zaman ne olacaktı? Eskişehir Sayın Cumhurbaşkanı'nın da lütuflarıyla veyahut istekleriyle Eskişehir bir millet bahçesine kavuşurken, bir tabiat zenginliğine sahip olurken bir taraftan da bir kent meydanına sahip olacaktı. İki kazanç birden olmayacak mıydı? İki kazanç birden olacaktı. Kaldı ki böyle bir bahçenin Porsuk gibi bir akar çayın kenarlarında hatta mümkünse iki sahilinde karşılıklı olarak kurulup da aradan da bir köprü yapılmak suretiyle birbirine bağlansaydı çok zengin bir imkana kavuşacaktık, doğa imkanına kavuşacaktık. Yine ayrıca akarsuların meydana getirdiği, yarattığı mikro klimalar o bahçede yetiştirilecek olan bitkiler, çiçekler, ağaçlar ne varsa onların gelişmesine, hızla büyümesine ve daha da güzelleşmesine imkan verecekti. Maalesef bu tartışmaları yapabilme şansına hiçbir zaman sahip olamadık. Onun için bunun gereğiyle gerektiği şekilde yapılabilmesi için gönül isterdi ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla bir araya gelelim ve biz de belediyeler olarak o millet bahçesinin yapılmasına imkanlarımızla katkıda bulunalım. Millet bahçesini yapmakla iş bitmiyor. Onun bakımı var, onun geliştirilmesi var, onun temizliği var. Bunlar kime verilecek? Eğer bir takım vakıflara, bir takım avantaj sağlanacak yerlere verilmeyecek ise doğaldır ki belediyelerle işbirliği halinde Çevre Bakanlığı'nın bunu meydana getirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Eskişehirlilere hediyesi sayılabilecek böyle bir bahçenin de gelecek kuşaklar için mükemmel bir hizmet alanı olmasından ibarettir. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Büyükerşen, sorumluluk taşıyan belediyeler olarak o projede de sorumluluk taşımak istiyoruz ve en uygun yere millet bahçesi yapmak istiyoruz. Eskişehirlilerin isteği de bu doğrultudadır dedi. Sorumluluk taşıyan belediyeler olarak o projede de sorumluluk taşımak istiyoruz. En uygun yere millet bahçesinin yapılmasını istiyoruz. Suç mudur bu? Eskişehirlilerin isteği de bu doğrultudadır. Çünkü bizim kararlarımız, bizim düşüncelerimiz ki belediye meclisi mesela İlçe belediyelerimizde, sadece büyükşehir belediyemizde, meclislerimizde yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi yok. AKP'li üyeler de var, MHP'li üyeler de var, İyi Partili üyeler de var. Efendim, Sosyal Demokrat Parti'yi temsil eden üyeler de var. Oy birliğiyle bu gibi hizmetlere biz çoktan razıyız ve işbirliği yapabiliyoruz. Oy birliğiyle karar veriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alışkanlığı üzere muhalefet belediyelerinin işlerini bozmak, onların yapmak istediklerini yapmak ama onların istediklerini onların istediği şekilde değil de onların isteğinin ötesinde yapmak gibi bir gayretin içerisindedirler. Demokrasiye de uymamaktadır. Halkın faydasına da uymamaktadır. Düşüncelerine de isteklerine de uymamaktadır.
Gündemdeki bir diğer konu başlığı küçük sanayi sitesiydi. Söz konusu bölgenin afet riskli alan ilan edildiğini vurgulayan Büyükerşen, hoca ne yapsın hiçbir şey yapamaz ifadelerini kullandı. Ayrıca sanayi esnafının küçük sanayi dönüşümünü yaparsa hoca yapar sözlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Küçük sanayide de yine hükümet kararıyla afet riskli bölge ilan edildi. Baktı gördü ki Kazım Bey afet riskli bölgede herhangi bir şey yapamayacak hükümet. Gayrete gösteremeyecek. TOKİ var orta yerde falan. Onun üzerine tekrar müracaat etti. Bana verin dedi tekrar. Ben yapayım dedi. Yine vermediler. Şimdi aynı şekilde böyle bir karar ortadayken sevgili hemşehrilerim hoca girsin bu işe halletsin diyorlar. Hoca nasıl halledecek? Böylesine partizanca bir davranışla karşı karşıya kalırsa bu bölgeler, afet riski sorunları Eskişehir'in. Hoca ne yapsın? Hiçbir şey yapamaz. Madem öyle, hadi gelsin hükümet yapsın bakalım. Yapsın ama yapacak halinin olmadığını biliyorum. Çünkü bize hele bu ay memur ve işçi maaşlarını ödeme konusunda bizi müşkül duruma sokacak derecede az para gönderdi topladığı vergilerden. Yani memur ve işçi maaşlarını ödememiz tehlikeye giriyor. Böylesine bir ekonomik sıkıntı içerisinde hatta Merkez Bankası'nın meşhur halkın deyimiyle kefen parası denilen karşılıklarını da kullandığına göre böyle bir şeye girişemez. O bakımdan Eskişehirli hemşehrilerimin bana olan teveccühlerine teşekkür ederim ama yapacaksa hükümet yapsın görelim. Eskişehir'e yeni bir nefes olacak Porsuk 1, Porsuk 2 projesi hakkında da konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen bu önemli projeyle birlikte şehir bir kat daha değer kazanacak dedi. Orası şimdiki çöküntü alanı olan kısımlarını da göz önünden kaldıracak mükemmel bir sahil haline gelir. Neden derseniz nüfus artıyor nüfus artıyor ama Porsuk Bulvarı'nın iki tarafı bütün nüfus yoğunluğunu kaldırmaya çalışıyor. Yoğunluk çok fazla orada. Hele şehire dışarıdan gelen Suriyelileri, Iraklıları falan da düşünürsek Afganlıları. Herkes orada dikkat ederseniz. Büyük bir yoğunluk var. Artık o Porsuk Bulvarı o yoğunluğu kaldıramaz. Dolayısıyla İş Bankası'ndan sonra Aydın Anıt Parkı'na kadar olan iki sahili de aynı Porsuk Bulvarı gibi sosyal yaşamı canlı hale getirebilecek yapılara kavuşturursak ki plan onları öngörüyor. O zaman o sahil Porsuk Bulvarı'nın yükünü de almış olacak. Ayrıca çok güzelleşecek. Şehir bir kat daha değer kazanacak. Ondan sonra bir de bizim Gündoğdu projelerimiz var biliyorsunuz. Gündoğdu projemiz de bitti. Halk da taraftar ancak oraya da finansman ayırabilecek. Orayı yapıp karşılığında %50 veya %60'larda kazanç da sağlayabilecek büyük yapım firmalarına ihtiyacımız var.